Evet, muayeneden de geçtiğimize göre söküm işlemlerine devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün muayeneden geçtik. Şimdi geçici olarak yaptığımız bütün işte masalar, sandalyeler, raflar, yatak. Hepsini şimdi tekrardan sökeceğiz. Zemini sökeceğiz. Ondan sonra en baştan yapmaya başlayacağız. Uğraşıp yaptığımız her şeyi geri sökeceğiz. Evet, görüyorsunuz birazcık terledim. Şimdilik ben şu gördüğünüz malzemeleri eve taşıyacağım tekrardan. Yatağı falan kaldıracağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok zorlanmadan çıkarttık. Şimdi bu içerisindeki straforları çıkartacağız. Buralara kendinden yapışkanlı bir tarafı alüminyum, bir tarafı yapışkanlı izolasyon malzemeleri var. Bunlardan yapacağım. Onlar hem buraya yapıştığı zaman belki titreşimi de engeller. Onun için o şekilde yapmayı düşünüyorum. Yani bunlar lastik ama o kadar, yani onlar kadar etkili bir izolasyon olduğunu düşünmüyorum. Onu yaptığımız zaman hem ses açısından hem de sıcak soğuk açısından daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Evet, yanları söktük. Şimdi sıra arka tarafa geldi. Bir de arka tarafı deneyelim. Orayı da çıkartmaya çalışıyorum.
Şimdi bunu çıkartacağım ama görmekten en çok korktuğum yer burası. Alt tarafı çünkü çok fazla su alıp çürümüş olabilir. İnşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız. Evet, Allah'a şükür buralarda fazla bir şey yok. Alt tarafına da bakacağız, alt tarafı bakalım nasıl çıkacak. Evet arkadaşlar, birazcık korkutucu bir görüntü var. Şurayı gördüğünüz gibi bayağı çürümüş. Yani bayağı çürümüş. Herhalde bu lambanın buradan mı artık su almış, nasıl olmuş bilmiyorum. Buralar bayağı kabarmış. Buraları mecburen bir elden geçirmemiz lazım. Yani bu atlar falan, hatta delik açılmış yani. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Delinmiş. Bayağı kötü olmuş. Ben şimdi buraları sökeceğim. Daha sonra buradan bir hasar tespiti yapıp orayı artık profili kesip yeniden bir profil kaynatacağız. Ya kaynatacağız kendimiz ya kaynatacağız. Yani ona bakacağım artık. Kendim yapabilirsem kendim yapacağım. Yapamazsam mecburen yaptıracağız. Yine ufak bir şey de şurada var. Tam bu köşeden galiba camın buradan doğru süzen su burayı herhalde böyle mahvetmiş. Bu da tahminimce dediğim gibi arkada burada siren lambası var. Herhalde oradan almış. Evet, biraz kazıdım burayı. Ama bayağı kötü olmuş yani. Gördüğünüz gibi her dokunduğum yer içine gidiyor. Onun için bu profil boydan boya komple yeni profil. Allah'tan üstteki sağlam yani. Bunda hiçbir çürüme olmamış. Sadece alttaki çürümüş. Bunu kesip köşelerden oraya tekrardan bir profil kaynatacağım. Bir tane de ortadan şöyle kayıt atacağım. Daha sağlam olsun. Şu altında bir kaplaması var ya, nişamba gibi. Onu sökmeye çalışacağım. Zaten altını parke kaplayacağımız için onu bir keseyim, altına da bakayım ne var ne yok. Keserek bir çıkartmaya çalışacağım. Alt tarafta da ahşap kaplama varmış. Bir zaman yine tabii ki onları sökeceğiz. Tekrardan altına da izolasyon yapacağız. Aracın sesi içeriye sık vermesin diye. Komple ince bir işçilik yapacağız inşallah. Evet, sök sök bitiremiyoruz. Bir tarafı söktük, şimdi sıra öbür tarafta. Arkada bir iki yerde çürük çıktı ama o çürüklere de sadece iki tane profilinde çürük var. Allah'a şükür yan profilde şu anda bu tarafta hiçbir şey yok. Bu tarafta da inşallah çıkmazsa bir tek arka tarafa iki tane profilini yaptıracağız. Daha da bir şeye gerek yok.
Evet, burası da bu kadar. Yan taraflarında ufaktan bir paslanmalar var ama yani şeyinde, profilde çürükler yok. Sadece herhalde camların terlemesiyle beraber oradan süzen sulardan biraz böyle paslanmış ama şey olarak profilleri zarar görmemiş. Yani profiller gördüğünüz gibi sağlam, çürüme yok, sadece üstü paslanmış birazcık. Bunları temizleyeceğiz. Şöyle bir fırçamız var, bu tarz bir fırçayla bunları komple temizleyip üzerine de bir antipas çekeceğiz. Sonra tekrardan buralarına yapışkanlı bir izolasyon yapacağız. Evet, şimdi bu alttaki kalorifer peteklerini sökeceğiz. Bunları da birer tane vida tutuyoruz. Bazı vidaların ağızları pastan açılmıyor. Mecburen böyle kanı kırıp o şekilde kopartarak açıyoruz. Evet, ben bir saattir çekiyor zannediyorum ama
Şarjı bitmiş halbuki. Şarja taktım, getirdim. Bir 10 dakikalık şarj yaptım da şimdilik birazcık gösterse yeter. Bunları söktüm. Üstteki tabanları. Şimdi ortayı da sökeyim. Şu şekilde kayıt mı tutuyor burayı? Lastikleri açıyoruz. İçindeki alüminyum kayıtları çıkarttık. Gördüğünüz gibi bir tarafı kaplı, bir tarafı bu şekilde kontrol plan üstünü kaplamışlar. Belki bunları başka bir yerde kullanabiliriz. Şimdilik söküyorum. Daha sonra belki bir yerde kullanırız. Sonra içlerinden şu şekilde şey yapmışlar, izolasyon yapmışlar ama bunları ben değiştireceğim tabii. Bu folyolu yapışkanlılardan yapacağım. Bir de alt tarafını inceden bir antifaz süreceğim. Tekrardan paslanma yapmasın diye. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi tavanı bayağı temiz duruyor. Birkaç yerinde böyle şeyler var ama genel olarak tertemiz yani. Bayağı beklediğimden daha iyi. Beklediğimden daha iyi çıktı. Sökmüşken bir de daha tavanı aktifleştirmeden, yani tavanın döşemesini yapmadan şu klimanın bakımlarını yaptıracağız. Klimanın yine şuralarından az bir şey su almış. Yeniden dış tarafından Dyson çekeceğiz. Klimanın bakımlarını da yaptıracağım aslında. Klimayı iptal edecektim ama sonradan vazgeçtim. Bir şekilde bir şey uyduracağım yani. Bakalım, deneyeceğiz. Deneyeceğiz, göreceğiz. Şimdi bu tavanın döşemesini sökebilmek için bu sunroof'un bu çerçevesi var. Büyük ihtimalle perçinlemişler şuradan doğru. Bunları işte çıkartacağız. Şunların altında ne var bilmiyorum. Vidam var, perçin var. Bu dışının çerçevesini söküp tavanı aşağı indireceğiz. Sinirin kafasını kopartıyorum. Bakalım gelecek mi? Evet, çerçeveyi aldık. Çerçeveyi aldık. Burayı da sökelim.
Şu çıtayı da sökeceğim. Sonra bu otomatik inecek. Evet, altı gayet temiz. Bayağı temiz yani. Şu köşede araya sünger gibi bir şey çekmişler. Kalıntılar var. Onları böyle falçatayla temizliyorum ben. Buraları böyle falçatayla kesiyorum. Bunları böyle çıkartıyorum fazlalıklarını. Daha sonradan komple bütün tavana şu paslı olan yerlerine, buralar klima olduğu için akmış. Komple her yerine zımparalayacağım. Zımparaladıktan sonra temizleyip üstüne komple boydan boya antipas çekeceğim. Ondan sonra bu aralara yine tekrardan silikon çekip sonra bu boşluklara da kare kare kesip hepsine izolasyonunu yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kaloriferin aşağıdan geçen petek gibi olan kısım var, koruma yeri var, yani oradan havayı dağıtıyor. Onu sökeceğiz. Bir de Webasto'nun kutusunu sökeceğim. Sonradan bu Webasto'yu dolabın altına mont edip önden çıkışını vereceğim büyük ihtimalle. Onları sökeceğim. Orayı sökeceğim şimdi. Tam olarak nasıl söküleceğini ben de bilmiyorum. Ama bir deneme yapacağım bakalım. 4 tane bile tutuyor ama oradan mı sökülüyor tam ben de bilmiyorum yani. Ben bir aşağıdan Webasto'nun bağlantısına bakacağım. Oradan bağlı mı değil mi? Ona göre bir ayar çekeceğim. Evet, şimdi aşağı geldik. Webasto'nun buradan iki tane hortum tutuyor. Herhalde birisi
buradan hava alması için. Birisi de pis havayı, yani egzozunu dışarıya veriyor. Buradan 4 tane vida tutuyor. 2 tane de bu boruları tutuyor. Onları şimdi sökeceğim. O şekilde yapmaya çalışacağım bakalım. Evet, boruları söktük. Bu hava borusu, dışarıdan aldığı. Bu da egzoz borusu. Şu küçük olan da benzin aldığı boru. Onları şimdi söktüm. 4 tane de vida tutuyordu. Onları da söktüm. Şimdi yukarıdan bunu çıkartacağız. Evet, aşağıdan şimdi bağlantılarını söktük ve bastonun. Şimdi buradan yukarıdan kaldırıp alacağız. Daha sonra üstüne dolap gelecek şekilde büyük ihtimalle o şekilde monte edeceğim. Yani tam karar vermedim ama, çünkü hani alt yakıt deposu, egzozunu falan o tarafa yapmışlar. Belki hiç ellemem. Üstüne dolabı yaparım. Ama uğraşırsam onu bu tarafa, kapı tarafına alabilirim belki. İlerleyen zamanlarda belli olacak. Şöyle bir şey denedim. Alüminyum olduğu için şuraya bir tornavidayı soktum. Az bir çekişti bu. Böyle yarılıyor yani. Bunun da soketini şimdi çıkartmak istemiyorum. Hani hangi kablo hangi yere, tam şey yapmak istemediğim için. İki çekiç buraya vurdum. İki çekiç de şimdi şu tarafına vuracağım. O şekilde bir açacağım yani. Yani belki bunun daha kolay bir yöntemi vardır ama ben gayet amatör olduğum için bu şekilde kendimce bir çözüm buldum. Rahatlık çıkarttık. Ufak denemize vurduk. Hava biraz karardı. Gözüm görmüyor. Yanlışlıklar. Planlarla sapına vuracağım ha. Tamam, içer planlarım kimine vurdum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sakatlık yoktur inşallah. Ama ilerleyen zamanlarda belli olur. Tamam. Ve bastonumuzu söktük. Şimdi elim hala acıyor bu arada. Şimdi bu alt döşemeyi sökeceğiz. Döşemeyi söktükten sonra bunun altı ahşap. O ahşabın üzerine ince bir izolasyon yapıp onun üzerine de parke döşeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Lörfer petekleri vardı şurada. Havalandırmanın demirleri vardı. Onları söktüm. Bir de webastonun içini söktüm. Sonra da kutusunu söktüm ki şu alttaki burada minofla gibi bir şey var üstünde. Bunu sökeceğim. Bunu sökeceğim. Altında da ahşap var bunun.
O ahşabın üstüne yani temiz olsun diye, aslında sökmeden de yapılır ama temiz olsun diye bunu bir sökeceğim ben. Bir bakacağım. Belki şu kısmı bir karış kısaltabiliriz. Yani bir karış burayı kısaltıp koridoru biraz daha genişletebiliriz. Şu çizgisi var ya zaten. Buradan koridoru biraz daha açabiliriz. O şekilde bir şeyler yapacağız. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Daha çok işimiz var. Daha işimiz çok. Yani bu yapım aşamasından çok söküm aşaması daha zor. Yani sökmek daha zor. Bu arada bugün kamerayla çekme fırsatı bulamadım. Akülerimizi değiştirdik. Gittim. Zaten biraz zayıf gibiydi. Onun için dedim ki fırsat bulmuşken yola çıkmadan dedim akülerimizi de değiştirelim dedim. Böyle size de göstereyim. İki tane sıfır akü taktırdım. Bunlara toplamda 1200 bir tanesi, 1200 bir tanesi, 2400 lira para verdim. Arabayı yerinden kaynaştırmadan gittiğimiz için, yani kendi otomobilimle gidip aldığım için arkadaşı 100 lira da gel git parası aldı. Yani gelip burada monte ettiği için 100 lira da servis ücreti aldı. Toplamda 2,5 milyar para verdim iki tane aküye. Ama en azından aklımız kalmaz yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün şoförün üstündeki tavanı sökeceğiz. Ondan sonra aslında burayı bırakacaktım. Burada iki tane gözü var ama sonradan vazgeçtim. Komple burayı boydan boya ahşap kaplayacağım. Ön tarafına iki tane hoparlör için yer yapacağım. Hani daha uyumlu, daha güzel olur diye öyle düşündüm. Şimdi bunu da sökeceğiz. Hadi başlayalım. Vallahi her yerden kablolar çıkıyor ama bunları nasıl toplayacağız daha sonra bilmiyorum. Her yerde kablo var. Her yerden kablolar sarkıyor. Buradan geldi, buradan çıktı. Bu tarafta var, burada var.
Şunları mecbur atmayacağız. Niye? Şunları büyük ihtimalle sonra beyaza boyayıp buradan hava çekişiyordu ya. Buralara kaplayacağız bunu mecburen. Şimdi şöyle ben anlatayım. Şimdi gideceğiz. Biraz silikon alacağız. Şu tavanda gördüğünüz boşluklara silikon sıkacağız. Ondan sonra şu köşelerden şöyle göstereyim. Şu çıkan sünger parçaları var. Bunu işte sarsıntıda ses yapmasın diye bütün aralara çekmişler. Ben birazını temizledim. Şöyle temizledim. Onları da temizleyeceğiz. Ondan sonra işte o boşluk kalan yerlere silikon çekeceğiz. Silikon çektikten sonra yani bu üstüne de antipas boya atacağız. Komplesine antipas atacağız. Yan duvarlarda dahil komple her yerine antipasla boyayacağız.